Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan-ı Şerif'in bu ilk programında hepinizi Diyanet Televizyonu ekranlarından saygıyla selamlıyoruz sevgili seyirciler. Rabbimiz Teala'ya Recep-i Şerif'i ve Şaban-ı Şerif'i bize mübarek eylediği için, bereketli eylediği için hamlederek yine bizi Ramazan-ı Şerif'e sağ salim eriştirdiği için hamlederek başlıyoruz sözlerimize. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i de yine Ramazan'la almaya başladığı Kur'an-ı Kerim'le bütün bir insanlığın hayatını değiştirme fırsatını verdiğinden dolayı salat ve selam ediyoruz kendisine. Efendim Ramazan-ı Şerif'in bu ilk programında sizlerle orucun farz kılındığı ayetleri konuşmak istiyoruz. Necdet Çağal hocamız bugün bize Bakara suresinde Ramazan orucunun farz kılındığı ayetleri yani 183. ayet-i kerimeden başlayarak tefsir edecek. Ancak Sözün başında biz ibadetlerin bütününü, Rabbimiz Teala'nın bize emir buyurduğu ibadetlerin bütününe bir göz atacağız. İbadetler bize niçin emredilmiş, ibadetler nasıl tasnif ediliyor, oradan da oruca geçmeye çalışacağız. Efendim bugün konuşacağımız ayet-i kerimeler Bakara suresinde dedik. Musaf-ı Şerif'ten takip eden sevgili seyircilerimiz için malumunuz bu Kur'an-ı Kerim'in e, bizim tarafımızdan çokça tilavet edildiği bir ay eğer musaf şeriften takip eden sevgili seyircilerimiz varsa 29. sayfada bu konuşacağımız ayetler. Onlar da musaflarını hazır ederlerse birazdan hocam başlayacak. Ben sözü Necdet Çağal hocam aktarıyorum. Hocam buyurun. Eyvallah değerli meslektaşım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Gerçekten manevi yönden çok yoğun olan bir ibadet ortamından, bir atmosferden geçiyoruz inşallah. Sevgili Peygamberimizin ifade buyurduğu gibi, evet. üzerinize büyük bir ayın gölgesi düştü. Allah sizi büyük bir ayın gölgesiyle gölgelendirdi buyurması. Orada bile Ömer Bey bildiğiniz gibi <laughs> Ramazan'ın aslında bir rahmet. Evet, bir hocam. merhamet, bir sükunet ayı olduğu ifade ediliyor. Evet. Yani her ne kadar e, oruç tutmak nispeten meşakkatli, sıkıntılı bir ibadetse, ki ona göre de mükafatı, ücreti fazla, elhamdülillah. Evet. fakat buna rağmen onun ruhunda, onun özünde e, bir rahatlandırma, bir istirahat evet. e, davetiyesi çıkarma özelliğine, Peygamberimiz böylece işaret ediyor. Evet. Büyük bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Evet. Ağacın gölgesi malum insanı evet. serinletir, dinlendirir Ömer Bey. Dolayısıyla gene mübarek bir aya eriştik. Elhamdülillah evet. ee, kıymetli seyircilerimizin ve bütün alemi İslam'ın bu mübarek ayını, bu Ramazan ayını, bu oruç ayını tebrik ederek ...ve bütün bir cümle hayırlara vesile olmasını... ...Yüce Mevla'dan niyaz ederek başlayalım. kıymetli Evet biz de kişi. amin diyelim hocam amin. buyurun. Amin inşallah. Rabbim afiyet içerisinde, huzur ve mutluluk içerisinde... ...sıhhat ve selametle bu mübarek ayı geçirmemizi... ...oruçlarımızı sağ salim, rıza ibare bari için tutmamızı... ...cümlemize Mevlam müyesser eylesin. Eyvallah. Sorduğunuz amin soru amin. Sorduğunuz soruya gelince <laughs> Ömer Bey malum ibadet... İbadet kavramı ubudiyet, abd kökünden geliyor ki e, abede ya'budu abden, ibadeten kulluk anlamına geliyor. Zaten abd kul demektir. Evet. Hatta köleye de değil mi abd denir. Deniyor. Yani evet. burada e, mecazi bir mana olarak Yüce Mevlamız bizim seyyidimiz, bizim efendimiz, biz de onun köleleri mesabesindeyiz. Evet. İyi ki onun köleleriyiz elhamdülillah. Evet. Buradaki kölelik farklı bir olay. Evet. Bu beşeri bir köle kavramı değil. Yani işte efendilerin belki zaman zaman değil mi? İnsafsız bir efendinin kırbacı altında inleyen, kıvrım kıvrım kıvranan. Kendine onun ait kazancı olmayan, olmayan değil mi? Bütün, tabii, kazancını bütün kazancıyla efendisini. efendisine ait olan evet. ve bu yüzden de zaman zaman yaşamın, hayatın adeta onun için çekilmez bir angaryaya dönüştüğü bir kölelik anlamında değil bu. Evet. Gerçek hürriyeti, gerçek özgürlüğü keşfettiğimiz, iliklerimize kadar onu kanıksadığımız bir anlamda biz yüce Rabbimizin köleleriyiz elhamdülillah. Dolayısıyla burada <laughs> ibadet yüce Allah'a, yüce Mevla'ya insanoğlunun kulluk etmesi yani onun bütün emirlerine Deyip, evet. E amenne vasat takına ala ra's ayn deyip hazır ve nazır olması. Evet. Sen emret Allah'ım, ben sana kulluğa hazırım ya Rabb'i. Yeter ki sen emir buyur. E, şeklindeki bir ruhla e, bir manevi e, hazla, evet. bir istekle, e, bir ihsas, bir duyguyla kendisini bütün bir benliğini, varlığını yüce Mevlasına adaması anlamına geliyor. Malumunuz, e, alimlerimiz ibadeti üçe ayırırlar Ömer evet, Bey. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi. Buyurun lütfen. Bedeni ibadetler, evet. mali ibadetler, evet. hem bedeni hem mali ibadetler. Genelde böyle üç şekilde evet. kategorize edilir bildiğiniz gibi. Bedeni ibadete en güzel örnek, işte içerisinde bulunduğumuz, kendisini idrak ettiğimiz, mübarek Ramazan ayında tuttuğumuz ve tek farz olan oruç, bu Ramazan ayının orucudur, Evet bedeni bir ibadettir. Diğer bir örnek malumunuz e, namazdır. Evet. Hem namaz hem oruç gerçekten ibadetler içerisinde e, temayüz eden, öne çıkan iki tane güzide kendine has ibadettir elhamdülillah. Evet. Şimdi tabi orucun Diğer şeye geçelim bed Mali ibadete evet. onun en güzel örneği Zekattır evet, İnşallah ilerleyen e, evet. günlerde Ramazan ayı aynı zamanda tabi Ona da değineceğiz Zekatın. Kısmet olursa zekat evet. ve infak konuları İnşallah evet. geldiğinde Bir de hem mali hem bedeni Müştereken e, ibadetimiz var ki Onun da en güzel örneği Bildiğiniz gibi hacdır evet. Hac mevsiminde Efendim belli ritüelleri <laughs> eda ederek Yüce Mevlamızın bizlere emrettiği onun o Beyt-i atikini tavaf etme, işte e, Arafat'ta vakfe ile başlayan ve Kabe-i Muazzama'yı tavafla devam eden hac ritüelleri. Orada da hem mali hem bedeni ibadetin örneğini görüyoruz. Ömer Bey tabi oruç yani bedeni ibadet dediğimiz orucun ayrı bir özelliği evet. var. Çünkü bu ibadetler içerisinde e, Riya kabul etmeyen yegane ibadet. Evet. Hiç riya kabul etmez, Riya götürmez. Evet. Adam gider evde yer, içer değil mi? Dışarı evet. çıkar ben oruçluyum der. Evet. Yani bu ibadetin böyle bir özelliği var. Onun için de malumunuz bunun mükafatı ayrıdır. Evet. Hani bir hadisi de var ya, evet. e, Cenab-ı Hak rasul Kibriya Efendimizin kalbine ilham ettiği o manayla, Lafız peygamberden, mana Rabbimizden ilham ediyor. Evet hocam. Kullu ameli bine Adem'e leh. Ademoğlunun bütün amelleri kendinedir. Evet. İlla sıyam, oruç müstesna. Fe innehu li. Zira o bana ait. Ve ene eczi bih. Ve ben o e, kulumu o ibadetle mükafatlandıracağım, evet. ödüllendireceğim. Evet. Riyaya yegane kapalı olan ibadet olmasıyla gerçekten dikkat çeken bir e, ibadettir Ömer Bey. Eyvallah evet. hocam. Sevgili seyirciler, ibadetleri sorduk Necdet Çağal hocamıza. O da ibadetler dedi üçe ayrılır aslında. Dini mübini İslam'da Rabbimiz Teala'nın bize emir buyurduğu ibadetler. Üç kategoride incelenebilir dedi. Bunlardan bir tanesi bedeni ibadetler dedi bedeni ibadetleri örnek olarak da e, oruç ibadetini işte içinde bulunduğumuz bu Ramazan-ı Şerif günlerinde tutmaya çalıştığımız efendim bazen zorlandığımız, bazen e, havanın sıcaklığından, işlerimizin çokluğundan bunaldığımız ama tutmak için gayret sarf ettiğimiz, bütün gücümüzle Rabbimiz Teala'ya yakınlaşmak için bu ibadeti yerine getirmeye çalıştığımız oruç bedeni ibadetlerin içerisinde öne çıkan bir ibadet dedi. E, i̇kinci örnek olarak da namazı verdi hocamız bedeni ibadetlere. Sonra ibadetlerin ikinci kısmı olarak mali ibadetler dedi. Mali ibadetlere örnek de zekattır. Yine içinde bulunduğumuz ayda vermemiz gereken fitreler de mali ibadetler e, kategorisinde değerlendirilebilir. Üçüncü olarak da ibadetler hem malen hem de bedenen e, yapılanlar olarak ifade edildi. Hocamız buna da hac e, ibadetini örnek olarak verdi. Zira hac ibadeti hem bunu yapmak için bir bedene, bedeni bedeni yorarak e, sağlık durumunuz elverişli olacak, hasta olmayacaksınız. E, bu ibadeti yerine getirebilecek sıhhatte olacaksınız. Hem de bu ibadeti yerine getirecek maddi gücünüz olacak diye e, üçe ayırdı ibadetleri. Böylelikle e, biz ibadetleri e, taksim etmiş olduk. Böyle değerlendiriliyor gelenekte de. E, bu üçün e, içerisinde oruç ibadeti şimdi öne çıkıyor. E, bir hadis-i şerif, e, kutsi hadis okudu hocamız. Rabbimiz Teala öyle buyurdu. Dedi ki e, oruç ibadeti benimdir, diğer ibadetler kullanımın. Dolayısıyla onun ecrini, mükafatında ben vereceğim buyurdu. Değil mi hocam evet, Rabbimiz? Aynen Ömer Bey. Buyurun ben. lütfen. Evet teşekkür ediyorum. Hatta onun için e, cennetin özel bir kapısı var değil mi? Reyyan evet. kapısı. Oradan da sadece oruç tutanlar girecek. Evet. Elhamdülillah. Özgünlüğü hakikaten evet. yani ahirette, Ruzi i Mahşer'de iyice tebarüz edecek, tebellül evet. edecek. Oradan başkaları girmeyecek. Evet. Sadece oruç tutanlar girecek. Özgün, çünkü o sıf Allah rızası için e, o ibadet yapıldı. Evet. Zaten bizim yaratılış gayemiz e, değerli meslektaşım çok iyi bildiğiniz gibi Allah'a kulluktur. Evet. ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları bu iki grubu sıf bana kulluk etsinler. Evet. Beni tanısınlar ve bana ibadet etsinler diye yarattım. Eyvallah. Bizim özelliğimiz bu. Yani Rabbim bizi tabir caizse özenerek yarattı. Evet. Kendisi için yarattı. Alemi de bizim için yarattı. Cenab-ı evet. Hakk'ın aleme ihtiyacı yok. Evet. Dolayısıyla alem bize hizmet edecek, biz de Rabbimize hizmet edeceğiz. Evet. Çünkü hiçbir mahluka, hiçbir yarattığına vermediği özelliklerle bizi donattı. Şükürler olsun. Dolayısıyla bu kulluk bizim dünyada da ahirette de hem şerefimizdir, hem şanımızdır elhamdülillah. Evet. Gelelim Ömer Bey eee orucumuza çünkü zaten değil mi bulunduğumuz mevsim oruç mevsimi olması hasebiyle e, sizin de ifade ettiğiniz gibi Bakara suresinde yüce Mevlam oruçla ilgili hemen hemen bir sayfaya yakın evet. e, ferman buyuruyor. Estağfirullah billah. Ya eyyuhellezine amenu. Ey iman eden kullar. Bütün evet. iman edenlere sesleniyor Mevlamız. Kutibe aleykumus sıyam Oruç size farz kılındı. Ne gibi kemâ kutibe alellezîna min qablikum sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Evet. Leallakum tettequr. Olur ki bu sayede korunursunuz. Korunması gereken tehlikelerden kendinizi tuttuğunuz, tutacağınız oruç sayesinde korur ve muhafaza edersiniz. Oruç, sıyam kelimesi, malum savun kelimesi diye evet, de geçer. Hocam es-sıyam Arapça'da imsak etmektir. Yani evet. bir şeyden bir şeyi tutmak, hı hı. engellemek ve dinmek, dinginlik anlamına da gelir. Mesela Arap e, evet. samet-i şems fi nısf-ı nehar'dir. Samet-i fi nısf nehar. Güneş gündüzün ortasında sükunet buldu. Adeta dindi, hareket etmiyor anlamında. Evet. Aslında hareket ediyor ama zeval vakti ya bize öyle geliyor. Evet. Çünkü güneş, hararetin en sıcak olduğu vakit. Dolayısıyla oruca e, sıyam dinmesi, kişinin kendisini bir takım şeylerden tutması, engellemesi ve bu sayede de ruh sükunetine ermesi sebebiyledir. Evet. E, oruçta tabi en başta malumunuz, ee, üç şey yön plana çıkıyor değil mi? Yeme ve içme ve kişinin kendi kendisine helal olan eşiyle ailesiyle, e, hanımıyla mübaşereyi zevciyede bulunmadan kendisini uzak tutması. Evet. Bunun da vakitleri belli. Tan yerinin ağarmasından işte imsak dediğimiz vakit değil evet. mi? E, fecri sadıkla beraber başlayan <laughs> e, tan yerinin ağarmasıyla başlayan ve güneşin e, batmasıyla Sonlanan bir süreç içerisinde kişinin bu yasaklı hususlardan kendisini uzak tutması. Evet. Yani 11 ay yedik içtik. Evet. Şurada sadece bir ay. Evet. Rabbimizin rızası için, onun o yüce o mübarek hatırı için ne yapacağız? Kendimizi bu muhtat olan yaşamın biraz dışına taşıyarak evet. adeta farklı bir ortama, farklı bir ruhi, ...atmosfere gireceğiz. Evet. Ve bu da Rabbimizin hoşuna gidiyor. Çünkü bu bir hazırlık değil mi Tabii. hocam? İnsanın evet. bir hazırlığı. Yani hı hı. malumunuz biz Kadir Suresini konuşurken de... ...bunu ifade etmiştik. İnşallah ilerleyen programlarda yine ifade edeceğiz. İnşallah. Ee, Kur'an'ın inmeye başladığı dönemde... ...Rasulullah Efendimizin o yaşadığı dinginliği... ...sükuneti elde edebilmemiz Çok için... Güzel. ...bizim de gönlümüze evet. Kur'an'ın nakşedebilmesi... ...nazil olabilmesi için... Belki de ortam hazırlatıyor Aynen. Rabbimiz değil Allah mi hocam? Allah razı olsun. Çok iyi dediniz Ömer Gerçekten öyle. O ruhu yaşamak, tatmak. Zaten malumunuz melekler yemez içmezler değil mi? Evet. E, Cenab-ı Hak da yemeden içmeden münezzehtir. Evet. Çünkü yeme içme bir noksanlığın neticesidir. Cenab-ı Hak bütün noksanlıklardan münezzeh olduğu için haşa onun bizim gibi böyle tegaddiye herhangi bir gıdayla... ...haşa ayakta kalmaya ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla Ömer Bey... ...insan muvakkaten de olsa... ...yani o iki süreç arasında... ...yememekle, içmemekle... ...bu yemeden, içmeden uzak durmakla... ...adeta meleküt... ...alemine intikal ediyor. Evet. Ve oradaki o varlıkların... ...o ulvi varlıkların bir tür haleti ruhiyesine bürünüyor insan. Evet. Melekleşiyoruz adeta bir yerde. Evet. Şimdi oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı evet. buyurması Rabbimizin Ömer Bey. Yani ey kullarım bu orucu ciddiye alın. Evet. Yani bu mutlaka önemsenmesi gereken bir ibadettir. Evet. Bütün bir insanlık bunu tutmuştur. Evet. Bütün bir insanlığa bu oruç farz kılınmıştır. Bu sadece sizinle alakalı bir farziyet değil. Evet. Yeni ortaya çıkan bir Yeni ibadet değil değil mi hocam? Yeni ortaya çıkan bir ibadet değil. Onun için yani kema kutibe alellezine min gabliküm e, Tıpkı sizden öncekilere yazıldığı gibi farz kılındığı gibi buyururken Yani burada bu orucun mutlaka kale alınması gereken, önemsenmesi gereken evet. bir ibadet olduğuna dikkat çekiliyor. Evet. Bu ne demek Ömer Hocam? Şimdi sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı, yazıldı derken bu gösteriyor ki Hazreti Adem babamızla başlayan bütün bir insanlık sürecinde evet. bu oruç tutulmuştur. Evet. Bütün şeriatlerde oruç ibadeti vardır. Evet. Ee, mesela Tabi alimlerimiz bütün peygamberleri ve ümmetleri bunun içine katar. Evet. Yani oruçtan vareste olan, oruçtan uzak kalan ne bir peygamber vardır, evet. ne de onun ümmeti vardır. Evet. Varsa şayet şeriat gönderilmiş bir toplum, bir ümmet ki var bizden önce çok geçtiler, evet. bunların hepsinde bir şekilde oruç ibadeti vardır Ümer evet. Bey. Ha bunun gün sayısı farklıdır işte onlara değineceğiz, başlama ve başlama bitiş, ve bitiş say durumları farklı olabilir o nirengi noktaları. Ama yani bir vakıa var, oruç tutulmuştur. Evet. Bu oruç ibadeti vardır. Örneğin, tabi bunu alimlerimiz örnek veriyorlar, şu anda Hristiyan aleminin durumu nedir onu bilemiyorum ama bizim kadim kaynaklarımızda deniyor ki, mesela... Yahudi kültüründe, önce onu söyleyip ondan sonra Hristiyanlığa geçelim inşallah. Buyurun. Yahudi kültüründe belli mevsimlerde, belli günlerde tutulan oruçlar vardır evet. ki bunların en önemlisi Ömer Bey ilgidir. Yahudilerin Yom Kipur dedikleri, Yomul Kefare Arapça evet. ona tekabül eder, evet. Kefaret günü dedikleri onların yıl başına tekabül eden Tişri ayı. Tishri evet. diye yazar. Tishri. Evet. Evet. Onlar için tabi Gregorian takviminde yılbaşıdır. Evet. Ama Kameri aylarda, Şer'i aylarda yedinci aya tekabül eder. Evet. Nasıl bizde malum Şemeri, Kameri aylar var ya, Şer'i aylar. Evet, Yahudi kültüründe de bu vardır. İşte onların işte o Tişri dedikleri yılbaşı, Gregorian takvimine göre olan yılbaşı e, şer'i aylarda yedinci aya tekabül eder. Evet. E, ki sanırım Nisan ayına filan dek geliyor. Evet. E, onlarda da Nisan ayı var. Ama bizim evet. bildiğimiz Ocak, Şubat, Mart Nisan şeklinde değil. değil. Evet. Eylül ve Ekim aylarına tekabül evet. ediyor. İlginçtir Ömer Bey. Evet. Ve bu levlilerde geçer. Evet. Ve Ekim ayının 9'u gibi hocam. Değil mi? Evet. Kaynaklar Ceddine böyle geçiyor. Rahmet. Aynen aynen. Değil mi? Hatta işte şeyde iyi dediniz. Levililer de evet. şöyle geçiyor. Çünkü ona tekabül eder. Diyor ki evet. e, ve sen ve senin aranda sizin aranızda bulunan garipler gerek yerli gerek misafir e, e, Tişri ayının tabi orada işte 7. Ay diye geçiyor. 7. Ayın 10. Gününde. Evet. ...canınızı alçaltacaksınız... Evet. ...aynen böyle... ...ve çalışmayacaksınız... ...çünkü ben bugünü sizin için kefaret kıldım... Evet. ...yani o gün hiçbir iş tutmayacaksınız... ...orada sadece oruç tutacaksınız... ...ve günahlarınızdan bağışlanma talebinde bulunacaksınız... Evet. ...yani yaptığınız vukuatlarınız... ...günahlarınız... ...kırıp döktükleriniz... ...onlar için Rab'be kefaret ödeyeceksiniz... Evet. ...tabii bunun da şeyi ilginçtir... ...bilirsiniz... İşte bu 10. güne tekabül eden ki evet. Eylül Ekim dediğiniz gibi Ekim'in Ekim. 9'u 10'a evet. tekabül eder. Gün batımından başlıyor Ömer Bey öbür gün batımına kadar. Evet. bütün bir gece boyu devam ediyor. Evet. Yani takriben şöyle hatta 24 hatta 25 saati 25 falan saat buluyor ki hocam. yani hiç bir şey yemeyecek, içmeyecek gece boyunca malum biz de öyle değil bizim evet. şeriatımız da elhamdülillah. Gün batımından sonra gün batınca yeme içme her şey serbest oluyor. İşte bugüne Yom Kippur deniyor ki Tevrat'ta evet. kefaret günü ve Yahudilerin en fazla önemsediği oruç günüdür ki evet. hemen hemen bütün mütedeyyin Yahudiler o gün mutlaka Havra'ya giderler, evet. sinagoga giderler ve adeta işten güçten kesilirler ve sinagogda sükunet halinde evet. ibadet ederler. Tevbe istiğfar ederler. Hatta ilginçtir Ömer Bey şimdi aklıma geldi Allah Allah. Bilirsiniz bu İsrail Arap İsrail savaşı yaşandı 1967 evet. yılında. Evet. Ve maalesef yani orada İsrail'in bütün bir teknolojisini kullanarak Arap ülkelerine tahakküm evet. etmesi galibiyeti altı söz konusu diye. ki 6 gün savaşları evet. derler. İşte orada ele geçirilen toprakları yeniden geri almak için 1973 yılında tekrar Mısır ve Suriye birlikte bir savaş başlattılar İsrail'e. Ben o zaman öğrenciydim. 1973 yılı İstanbul İmam Hatip'te. Ve ilginçtir Ömer Bey. Bakınız o savaşı yoğun küpura dek getirdiler. O zamanki Enver Sedat değil mi? Mısır'ın başında evet, o vardı. Evet. Suriye'nin başında da bu işte Beşer Baba Esad'ın Esad babası vardı Baba yani. Esad, Hafız Esad vardı. Zaten en güçlü Arap ülkesi. Bu ikisi malum. İkisinde de Rusya'nın teknolojisi var. Silahı var. Evet. Mısır ve Suriye baş başa vererek Tam Yoğun Kipur'a dek getirdiler ki evet. 6 Ekim'e dek geliyordu o zaman. Evet. Çünkü biliyorsunuz bu şer'i aylar tam birebir tutmuyor ya evet. Ömer Bey biliyorsunuz her sene 10 gün evet. 11 gün nasıl bizde fark ediyor onlarda da bir şekilde fark ediyor. 6 Ekim'di. 6 Ekim'e dek geldi. Orada şimdi bir espri var. Birincisi şu yani bunları ansızın yakalama. Adamlar evet. oruçlu ya. Evet. Bunlar sinagogdadır. İşte askerleri de oruç tutuyordur muhtemelen. Zayıf tarafından bindirir. Bunları mağlup eder. Perişan ederiz. Dağıtırız. İkincisi aslında orada yani Yahudilerin değer verdiği, önemsediği bir güne de aslında dolaylı ima ile bir tahkir, bir hakaret evet. söz konusu. Evet. Yani siz bugünü kutsal mı sayıyorsunuz, mübarek mi görüyorsunuz? Evet. Alın bakalım şimdi biz uçaklarımızla, tanklarımızla sizi vuralım, siz de seyredin. Evet. İlginçtir bu. Ve o hareketin ismini hatırlarsanız Bedir Hareketi koydular. Evet. Hem Mısır hem Suriye e, hareketin ismi Bedir'di. Ve ilginç Ömer Bey, ilk e, şeylerde zafer kazandılar, ilk evet. süreçte. Geri aldılar Evet bazı değil yerleri değil geri aldılar. E, fakat işte ilerleyen dönemlerde o Süveyş Kanalının geçilmesi falan yani Arapların hesaba katmadığı şeyler, İsrail'in işte o tank şeylerini birliklerini harekete geçirmesi vesaire maalesef en sonunda gene savaş İsrail'in oldu gene zafer onların oldu evet. hatta işte Saddam destekledi biliyorsunuz bilahere sonra işte e, Ürdün katıldı. Suudi Arabistan destek verdi. Evet. Sonunda gene onların hepsini mağlup etti. Yani Bedir ismini vermek yetmedi Ömer Bey. Evet. Çünkü Bedir'de biliyorsunuz yüce Rabbimiz e, peygamberimize ve onun ashabına ordusuna yardım etmişti. Velakad nasarakumullahü bi Bedrin ve entum ezille. Kasem olsun siz zelil iken, zayıf, bitap düşmüşken Allah size Bedir'de yardım etmişti, nusretini vermişti. Fettegullâhe leallekum teşkurun. Allah'tan sakının, Allah'a karşı saygılı yaşayın ki olur ki bu şekilde Allah'a şükran borcunuzu ödemiş olursunuz. Maalesef yani sadece isimler yetmiyor Ömer evet. Hocam. Bedir ismi bu işi kurtarmadı. Gereğini de yapmak, Gereğini de yapmak, de yapmak değil lazım. Yani, yani aynen iyi buyurdunuz. Dolayısıyla onu şimdi hatırladım. Bu yoğun kipur Yahudilerin Yahudi şeratında önemsenen bir gündür. Evet. O gün canını alçaltacaksın diyor. Bakın evet. levillilerde. Çünkü o günü ben sana kefaret günü kıldım. O gün işten el çekeceksin. Sen ve aranızda bulunan garip bu bu konuda misavidir. Onlarla çalışmayacak, siz de çalışmayacaksınız. Ve Rabbe şabat günüdür, sept günüdür evet. diye. Demek ki cumartesine tekabül ediyormuş evet. yani. Şimdi bu Yahudilerin orucu. Evet. Tabi başka oruçları da var. Burayı Gelelim... isterseniz bir özetleyelim hocam. Olur. Tabii hocam. Ömer Bey. Buyurun. Hem de sizde bir nefeslenin. Eyvallah. Malum Ramazan. Eyvallah. Arada nefeslenmek evet. gerekiyor. Sevgili seyirciler e, ayet-i kerimi Bakara suresindeki orucun farz kılındığı ayet-i kerimin Tefsirini yapıyor Necdet Çağıl hocamız. Burada Rabbimiz Teala sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı buyurdu. Ee, sizden öncekilere farz kılındığı kısmını hocamız ifade ederken İslam'dan önceki şeriatların bütününde yani Hazreti Adem atamızdan itibaren şeriat getiren bütün peygamberlerin şeriatlarında orucun var olduğunu e, ifade etti. E, bunlara örnek olarak da Yahudilerin Şeriatındaki oruçtan bahsetti. Yahudi şeriatında efendim oruç e, senenin bir gününde tutuluyor. Ona da Yom Kippur deniliyor. Burası e, bizim e, dilimize e, keffaret günü. Yani yapılan hatalardan, günahlardan pişman olma, vazgeçme ve bunların bedelini dünyadayken e, ödeme amacıyla e, gerçekleştirilen bir ibadet. Yahudiler işte 12 yaşını dolduran erkek çocuklarından itibaren hı hı. bütün bir e, topluluk olarak, millet olarak o gün, e, bir gün öncesinden akşam güneş batmasından itibaren yemeği içmeyi kesiyorlar. E, ertesi gün aynı vakit gelinceye kadar devam ediyor. Hatta yıldızların görünmesi diyoruz, evet. yıldızlar görününceye Her kadar. Gün yani güneş batmak yani, olmuyor. Yani e, 24 saati 25. <laughs> saate tamamlayarak. Ee, ...senede bir gün Yom Kipur orucunu tutuyorlar. Dolayısıyla onların şeriatında da var. Ama başlama ve bitiş zamanları e, farklı olarak var. E, ama amacı aynı değil mi hocam? Evet. evet. Amacı aynı. Yani. Kesinlikle. E, amaç onlarda da e, bir ruhi dinginlik, bir hazırlık. Güzel. E, önce yapılan şeyleri e, tekrar muhasebe edebilmek için bir imkan. Bu imkanı elde etmek için e, Yahudi şeriatında oruç var. Çok güzel. Hatta Ömer Bey iyi dediniz. İşte hani dedi ya o gün çalışmayacaksınız, evet. o gün istirahat edeceksiniz çünkü kefaret günüdür. Nefsinizi alçaltacaksınız, canınızı alçaltacaksınız derken yani o gün sıf kendinizi Yahova'ya Ye adayacaksınız. Evet. Dünyadan ele tek çekeceksiniz. İşte şimdi e, not almıştım gelmeden önce kıymetli hocam. meslektaşım. Buyurun. İşaya kitabında 58. babın 3 ve 8 hatta 9 nolu ayetleri arasında çok ilginçtir işte bu yoğun küpür orucunu anlatır. Evet. Yani bu orucu nasıl tutmalı bir Yahudi? Çok evet. ilginçtir Ömer Bey. Detay da veriliyor. Detay yani. da veriliyor. Evet. Yani bu aslında buradaki göreceğiz bazı şeyler bizim için de geçerli aslında. Evet. Malumunuz mesela işte oruç tutmada orucun e, beklenen o randımanı vermesi için evet. yani Rabbin katında makbul olması için bazı şeyler var. Örneğin evet. yalan söylemeyeceksin, evet. değil mi? Sadece aç kalmaya Rabbimizin Yetmiyor. ihtiyacı yok, değil Çok mi? Çok güzel. Hatta değil mi? E men lem yeda kavle'z-zur ve'l-amale bih felesel lillahi hace tun fi en yeda'a da'amehu ve şarabe Kim yalanı ve o yalanla iş yapmayı bırakmazsa evet. Allah'ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur. Evet. Yani hem oruç tutuyorsun hem yalan söylüyorsun. Bu evet. olmaz. Benzer şeyler bakın Ömer Bey burada da var. Yani oruç tutuyorsun bir taraftan da zulm ediyorsun. Elin altındakilere zulm ediyorsun. Evet. Bu olmaz. Şimdi ilginçtir bakın. Niçin oruç tuttuk da görmüyorsun? Yani böyle diyorlar. Evet. Şimdi hatta şeyini aldım sadece oranın e, İbranice şeyini. Lamma samnu velo ra'ete evet. yani lamma lime Arapçada evet. yani lima samnu velo ra'ete anlamında evet. yani neden oruç tuttuk da sen görmedin velo ve evet. vela ra'ete ne kadar açık değil mi lamma samnu velo ra'ete niçin oruç tuttukta görmüyorsun canımızı alçattık da bilmiyorsun bak hı hı. canı alçatma işte evet. yoğun küfür levlilerde geçiyor ya diyorlar diyorlar işte siz orucunuz gününde işinizin peşindesiniz. Halbuki ben size dedim ki çalışmayacaksınız evet. o gün. Ama siz iş delisisiniz. gene işinizle gücünüzle meşgulsunuz o gün. Bizde tabii yok. Bizim şeratta biz hem oruç tutarız evet. hem çalışırız Ömer tabii. Hocam. Burada Yahudi şeratında böyle bir durum var. İş peşindesiniz ve bütün işçilerinizi sıkıştırırsınız. Evet. Çalışın, çalışın çabuk bu iş bitecek. Oruca saygı göstermiyorsunuz. Saygı yani, göstermiyorsunuz. İşte siz kavga ve çekişme için ve kötülük yumruğu ile vurmak için oruç tutuyorsunuz. Bugün öyle oruç tutmuyorsunuz ki yüksek yerde sesinizi işittiresiniz. Yani esasen size ben niye bu orucu emrettim? Yükseklere sesinizi duyurasınız. Yani bana sesiniz gelsin. Evet. Bana dua edin ki size icabet edeyim. Ama siz böyle yapmıyorsunuz. Yüksek yerde sesinizi işittiresiniz. Benim seçtiğim oruç insanın canını alçaltacağı gün Böyle mi olur? Ben size böyle mi emrettim? İşçilerinizi eziyorsunuz, gene çalışıyorsunuz. Saz gibi başını eğmek ve altına çul ve kül sermek mi? Bak, bu sefer de oturanlara. Ya. Sadece bu da yetmiyor. Saz gibi başını eğmek ve altına çul ve kül sermek mi? Buna mı oruç ve Rabbe makbul gün diyorsun? Kötülük zincirlerini açmak, boyunduruk bağlarını çözmek. ''Ve ezilmiş olanları hür olarak koy vermek ve her boyun boyunduruğu kırmak benim seçtiğim oruç bu değil miydi? Kendi ekmeğini aç olanla paylaşmak ve yursuz düşkünleri kendi evine getirmek ve çıplağı görünce üstünü örtmek ve kendi etinden olandan yani kendi cinsinden olandan kaçınmamak değil mi?'' Yani insanlardan ha. kaçmayacaksın. Yani dejenere etmişler değil mi ha, hocam? Aynen. Şikayet o yani. Değil mi? Değil mi Ömer evet. hocam? Güzel. O zaman yani eğer benim bu dediğim gibi oruç tutarsan o zaman ışığın tan gibi doğar ve yaran çabuk et sürer. Şu ifadelere bak evet. ya. Yani yaraların e, çabuk iyileşir, iyileşir. He, çabuk iyileşir hem maddi hem manevi. Ve senin önünde kendi salahın yürür. İşlerin ıslah bulur yani. Rabbin izzeti dümdarın olur. Dümdar da malumunuz bu Farsça bir kelimedir. Dündar derler. Eskiden evet, ki evet. ordunun peşinden gelen emniyet gücü. Şimdi öncü kuvvet olduğu gibi artçı evet. kuvvet de vardır. Var, evet. Ömer Hocam bilirsiniz. O, o o da ordunun arkasını kollar. ...arkadan bir hücum gelmesin veya işte düşen eşyalar şu her neyse maddi manevi... ...orduya destek için gelir ve güvenliği sağlar. O zaman diyor ne olur? Rabbin izzeti senin dümdarın olur. Yani senin emniyetin olur, güvenin olur. İşaya kitabı 58. bab 3 ve 9 nolu ayetlerin arası. Şimdi Ömer Bey bakınız yani burada e, orucun yani o yoğun küpür orucunu evet. e, anlatırken... Aynı zamanda bu oruçta nelere dikkat edilmesi gerektiğini de ortaya koyuyor ki evet. bunların birçoğu bizim için de geçerli. Yani kuru kuruya bir aşk kalmaktan bahsetmiyor, bahsetmiyor değil mi? Bahsetmiyor. Yani bu oruca layık bir yaşam süreceksin. Evet. Bir, elinin altında çalıştırdıklarına zulmetmeyeceksin. Ya. İki, aç olanları doyuracaksın. Üç, çıplakı giydireceksin. Evet. Dört, kendi etinden olan yani kendi cinsinden olan insanlardan bigane kalmayacaksın. Bana ne? Benden gerisi tufan. Hayır, digergam olacaksın. Orucun gereği budur. Evet. Yani bir başına böyle bir köşeyi uzlete çekil, eh, akşama kadar ağzını bağla otur. Değil. Evet. Öyle değil. İşte onu hatırladım. Bazı oruçları var Ömer Bey. Mesela evet. yiyorlar, içiyorlar evet. fakat işte içki yasak. Evet. Diyelim içki içmeyecek yani evet. o gün. Ya da Misal. işte mayalı yemiyorlar. Değil e, mayalı mi? yemiyorlar değil mi? Hamursuz bayramı Hamursuz, dedikleri, evet. yavumul fısa. Ee, işte ay dolu işte. pesah dedikleri evet. malum Mısır'dan çıkış gününe tekabül eder ki evet. yani mayalı ekmek yasak mayasız Maya, onlar hala vardır böyle pişirirler ve yerler evet. yiyorlar adamlar yiyor içiyor ama işte mayalı ama adı, or oruç yani. adı oruç evet. mayasız ekmek yani sanki bizim biraz bu teknolojuna mı benziyor çocuklara tuttururuz <gülüyor> ya <gülüyor> biraz evet. Evet. şimdi işte içki içmiyorlar filan ama evet. yiyor içiyor her şey Hı -hı. var. Efendim işte bazı günahlardan kendini uzak tutacak. İşte gıybet, dedikodu gibi şeyler, efendim işte iftira, bühtan gibi şeylerden uzak duracak. Fakat ilk zamanlar Ömer Bey mesela bizim kaynaklarda geçiyor. Hazreti İsa'nın tuttuğu 40 günlük bir oruç var. Evet. İlginçtir yani tam 40 gün oruç tutmuş. Evet. E, Tabi bu mutlaka e, kadim dönemdeki Hristiyanlar bu orucu tutmuştur. Evet. Ama sonradan e, terk edilmiş terk edilmiş değil mi belli. Hatta ilginçtir e, bunlar e, şöyle de bir garip bir şey var bizim kaynaklarda siz de mutlaka gördünüz Ömer Bey biliyorum. Ee, Ramazan orucu onlarda da Ramazan evet, orucu. Aynen var. Ramazan aynen, orucu. Ramazan var. orucu. Evet. Zaten benim Ramazan değil mi? Evet. Ramat kökünden gelir. Ez evet. er güneşin anında efendim böyle kızarmış Evet. adeta ateş pareye dönmüş taşa denir mesela evet. ramda demek ki o ilk ramazan e, farz kılındığında sıcak bir güne tekabül evet. etti temmuzmuş temmuzdur şimdi. değil mi evet. güzel oradan geliyor evet. adamlar demek ki öyle yandı kavruldu yav ağzı mağzı adamın dolayısıyla zor bir ibadettir öyle dile kolay evet. hatta işte o ramat kökünden gelmesinin esprisini alimlerimiz der ya nasıl ki ateş Odunu e, yaktığı gibi evet. bu mübarek ay da günahları yakar, yer evet. bitirir anlamında. Evet. Hatta buna gene işte er ramad, işte ilkbahar yağmuru, sonbahar yağmuru evet. pardon diyenler var ki evet. onun da nasıl ki yağmur ortalığı yıkar temizler, oruç da insanın günahlarını temizler vesaire çok da bir şeyler var burada. Kızgınlık anlamında yani, yani hararet anlamına geliyor. İnşallah bir sonraki konuşurken konuşuruz hocam. İnşallah, evet, inşallah orayı hocam. Orayı Değil mi? Tabii. Şehir gireceğiz evet, ya. Evet. E, inşallah bir sonraki bölümümüzde programımızın bir sonraki bölümünde temas edeceğiz. İnşallah. Buyurun hocam. Şimdi bunlar e, Ramazan orucu eğer yaz aşırı sıcak yaz mevsimlerine dek gelirse, ya da aşırı soğuk işte zemheri aylarına dek gelirse evet. bunlar sıkıntı çekerler mi? Çünkü bunların da malum kervanları var. Yani o muhit Orta evet. Doğu böyledir öteden beri. Evet. Yani ticaretle e, geçinen yerler var işte Mekke Medine gibi daha ziyade Mekke gibi malum taşlık bölgeler, araziye müsait Uzun olmayı. günler falan Uzun günler. gelince. Evet hocam. Bu sefer bunlar sıkıntı çektiği için e, alimleri gelmişler bir araya. Demişler ki ya gelin biz bunu ayarlayalım. Ne çok sıcak olsun ne çok soğuk olsun. ilkbahar ortamında tutalım. Evet, Sabitleyelim bunu. <laughs> ya bu çok garip bir şey. Evet. Şimdi aklıma geldi. Allah selamet versin. Bizim bir binbaşımız vardı. Şeyde e, Mamak'ta. idari mahkemeler orada yıllar önce. 1980'de ben oradaydım. işte o darbe ihtilal döneminde. O binbaşı bana demişti. Hani hoca olduğumu biliyor. Ya hoca dedi. Eskiden alimler karar veriyormuş dedi. İşte böyle sıcak aylara geldi mi irteliyorlarmış ki kışın tutsunlar filan. Evet. Dedim komutanım olmaz o bizim karar vereceğimiz bir şey değil ki. Evet. Mevsimin şeyi o yani. O o ayda o Ramazan orucu evet. tutulur. Ramazanın dışında tutulmaz. Demek ki yani binbaşının ha bildiği hakkı bir var. Şey bildiği hocam. bir şey var ki evet. şimdi hakikaten bunlar da öyle yapıyormuş Hristiyanlar. İşte bunu ilkbahara dek getirip orada tutarlarmış ama evet. bu 30 güne hani ya biz bunu çağrından çıkardık tabiri caizse hı hı. bari buna bir kefaret ödeyelim ne yapalım İşte 10 gün başına ekliyorlarmış 10 günde sonuna 50 günlük oruç tutarlarmış. Oo. İlginç bir şey Ömer Bey. Ama hocam bu çok sürdürülebilir Her şey He ya. değil yani. Sen ne diyorsun? Zaten ondan sonra bırakmışlar. Bırakmışlar değil mi? Değil mi? Baktılar ki yürümüyor bu. <laughs> evet. 50 gün. Yani o 20 günü de buna kefaret olarak deme evet. getiriyorlar. Yahut başka rivayetler var mesela aşırı hayvan ölümleri olmuş, aşırı evet. telefler olmuş. İşte ona kefaret olsun diye bir 10 gün daha eklemiş, 40 gün tutmuşlar vesaire böyle hocam var. Öyle kendilerine emredilen ibadetlerin zamanını değiştirme şeklini değiştirme değil icra mi? edilme e, biçimini değiştirme gibi yetkileri yani, var mı yetkilerimiz yok bizim yani, öyle yetkimiz evet. yok ki bu hristiyanlık hani <laughs> ya bunlar da aslında iyi insanlar <laughs> yahudiler de fena değil filan diye evet. böyle zaman zaman hezeyanlar oluyor yani. Evet, onlar evet. da benzer şeyler yapıyorlar. yapıyorlar hani onları niye cehenneme değil. gönderiyorsunuz filan diye de evet. benzer şeyler yapmıyorlar. Evet. Yani hadlerini aşıyorlar Aynen, değil hocam. Yani mi hocam? Aynen tabii, Tabi yeni gelmişken bunu da ifade edelim. Tabi tabi yani. tabii. İşte yuharrifunel emme buradan bakmak lazım. Ya. Yani burada bir nazım dokusunun tahrifi söz konusu değil. değil. Manayı tahrif ediyorlar. Ya. Yani ibadeti tahrif ediyor adamlar. Dolayısıyla mesela onların malum işte Paskalya günleri vardır, yortuları vardır yani belli günleri vardır evet. onların. Onların da işte benzer üç günlük mesela oruçları var. Evet. Bazen. Zaten en belirgini o değil mi? Tabii. Hocam? O üç günlük. Üç günlük oruçları oruç sıyanlar evet. tutuyor. Ama dediğim gibi işte ilginç bir şey. Bizim tuttuğumuz gibi tutmuyorlar yani. Evet. Farklı farklı icraatları var yani onların. Yani şey öğlen pratikleri yemeği farklı. yiyorlar. Evet. Akşam yemeği yiyorlar. <laughs> Arasını oruçlu geçirdiklerini <laughs> düşünüyorlar mesela. <laughs> böyle fraksiyonlar da var <laughs> aralarında. Tabi işte içkiyi eee içki e, bırakıyorlar. Veya işte zamanı filan. biraz uzatıyor. Uzatıyor. Akşamdan filan. başlayıp Aynen. Ee, hı -hı. Resulullah Efendimiz'in o zaman sahur yapın diye ısrar etmesi hocam evet. değil mi? yani Çok güzel. Bu, buyurdu buyurdu ya, ya sahur yapın. Zira hı. ehli kitap sahura kalkmazdı. Ya. Siz sahura kalkın. Ya. Tesahharu fe inne fissahuri bereketen. Sahur yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır. Bir de iyi hatırlattınız değerli meslektaşım. Allah razı olsun sizden. Ee, orada da işte muhalefet söz konusudur. Ya. Yani Resul-i Kibriya öyle bazı konularda onlara muhalefet öngörürdü. Evet. Örneğin Yahudi ve Nasara boyamazlar. Siz sakallarınızı boyayın. Evet. Ama nasıl? Siyahın dışında buyurdu. Evet. Hani onlar mesela Yahudi alimleri, Hristiyan alimleri beyaz sakalla iftihar ederlermiş. Evet. Bilhassa Hristiyan alimler, kıssisler dedikleri değil evet. mi? O yaşlılar, işte Keşiş, o rabbiler, yani. keşişler evet. Bembeyaz bir sakal, uzun bir sakal böyle. Evet. Ha siz öyle yapmayın da işte kına ile diyelim böyle. Ha, ya zaten kınaya müsaade etmiş Efendimiz. Evet. Çünkü siyah erke erkeğe gitmez. Kadınlar saçlarını siyaha boyayabilir ama erkeğe bu müsaade verilmemiş. Dolayısıyla yani bazı seyircilerimize de buradan hatırlatalım işte. Hanımını zorlayanlar varmış ya. İlle saçını e, boya. Allah Allah ne mecburiyeti evet. var canım. Evet. Yani o onu sen keyfine bırak. İsterse boyar istemezse e, niye boyattırıyorsun? Yani yaşlılık mı görüyorsun? Sen de yaşlanmışsın. Evet, bir Pinişan olmuşsun, yani. değil mi? Ben beyaz evet. olmuşsun. Yani ne olacak? Evet. Bir de kendine bak be adam yani. Evet. E, bırak ne istiyorsun ya zavallı da? Boyar boyamaz sana ne? O, evet. o onun keyfine kalmış. Yani zorlamamak lazım. Çünkü ben bir kere biliyorum işte diyormuş saçın beyazlandı, saçının beyazı gözüküyor. Boyasana onu filan. Ayıptır yani bu. Evet. Ya. Bu senin yavrularının annesi. Bununla evet. sen müşterek bir hayat kurmuşsun. Evet. Sana mı düştü yani? Evet. Müsaade et onu o karar versin. Dolayısıyla işte bunları da tabii şey olarak müşahhas somut örnek verdik. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındığı buyururken Rabbimiz evet. mutlaka bütün şeriatlerde bu oruç bir şekilde tutuldu Ömer Bey. Evet. Ama sizin de güzel değindiğiniz gibi ne yazık ki sonradan bir şekilde değil mi? Bu asil yapı, bu evet. orijinalite bir şekilde dejenere ediliyor, evet. deforme ediliyor ve keyfi bir takım uygulamalara dönüşüyor. Evet. evet insanlar kendi zihinlerince, kendi kolaylarına gelen şekilde Allah Teala'nın emir buyurduğu şeyin o nihai hedefini e, gözetmeden bu nihai hedefe kendilerine vardıracak o sistemi değiştirme evet. hakkı görüyor hocam. Evet. Belki evet. de yani Yahudi ve Hristiyanların Rabbimiz Teala'ya karşı en temel e, isyanları, baş kaldırıları bu uygulamaları kendi arzularına göre değiştirmeleridir. Çok çok e, yani biz hani İslam son ilahi din, bozulmamış, aslı bozulmamış. Hiçbir yerde aslı bozulmamış son ilahi din derken Elhamdülillah. kastettiğimiz Elhamdülillah. bu yani Tabii. ve buna teşebbüs etmek dahi yani. Müslümanlar olarak Güzel. bizim ümmet olarak aklımıza gelmeyen bir şey. Zira siz e, orucun temel hedefini veya diğer ibadetler açısından bunların temel hedefini yok sayarak Tabii. bunu sadece icra edilen bir e, icra hani bir ritüele siz Hı -hı. az önce e, kullandınız bu Hı -hı. kelimeyi dönüştürerek Güzel. bunu e, kendi bildiğimiz şekilde canımız istediği şekilde icra Cira edersek yani. O zaman Rabbimiz Teala'nın emir evet, buyurmasının tabi. bir anlamı kalmaz. Nasrettim. O Hoca'nın kuşuna döner. Şey evet. Yani değil mi? Aynen. Şari Aha. o zaman kendimiz oluruz. Çok güzel. Böyle bir e, şey. mi? Ya hakkımız tabii. yok. Haddimiz evet. de yok. Şari kendin oluyorsun o ya. zaman. Ne kadar ayıp. Mi? E, ne kadar dolayısıyla oruç ibadeti hocam bir iki dakikamız da kaldı bu arada. Öyle Sevgili mi? seyircilerimiz hmm. e, bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te bize evet. ekranlarına konuk ettiler sağ olsunlar. 1 evet. Bir iki dakika içerisinde ayet-i kerimi şöyle Yeniden, bir toparlayıversek hocam. Tabii, Ey tabii. iman edenler. Evet değerli bu arada, meslektaşım. E, evet. Ben sözünüzü Heh. balla kesiyorum. Sevgili seyircilerimize hatırlatalım. Resulullah Efendimiz hicretten sonra ilk orucu 18. ayda Ramazan o zaman geldi hı hı. ve o zaman farz kılındı. Evet. E, o zaman tuttu. Hicretin ikinci senesinde farz kılınan bir ibadet. Evet. E, oruç ibadeti. E, bir de e, ilave bir bilgi. Bedir Savaşı'na da giderlerken Ramazan-ı Şerif'in 17. günü e, evet. imiş Bedir Savaşı'nın icra edildiği gün. Allah. E, onu da hatırlamış evet. olalım. inşallah Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde de bu Bedir Savaşı'nın Müslümanlar üzerindeki o uyarıcı etkisinden inşallah istifade edelim. İnşallah. Hocam buyurun son bir iki dakikamız kaldı. Evet. Ya yuhellezine ey iman edenler. Kutibe aleykumus sıyam. Oruç size farz kılındı. Kema kutibe alellezine min gabliküm. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Leallekum tettegûn. Olur ki böylece sakınırsınız. Yani bütün isyanlardan, bütün günahlardan, insanı insanı kamil yapan, vasıflara halel getiren bir takım işte o ahlak rediye, rezile dediğimiz o gerçekte insanın değerini, cevherini düşürten, körelten, efendim insanın değerine ket vuran e, günahlardan, bir takım ahlaki yozlaşmalardan kendinizi korursunuz diye evet. yahut bu sayede cehennem azabından kendinizi kurtarırsınız korursunuz diye. Böyle şey gerek gerekçe de açıklanmış gerekçe oluyor. Gerekçe de ortada. Hocam? Çünkü oruçla insan gerçekten Ömer Hocam çok şeylerden korunur elhamdülillah. Evet. Yani hem maddi hem manevi. Tıbbi evet. yönden de bunun çok faydaları var evet. değil mi? Evet. Yani bir takım şükürler olsun işte insanın aşırı beslenmesinin getirdiği Mesela gut hastalığı gibi bir takım hastalıklara da güzel bir perhizdir, bir şifadır elhamdülillah. Evet. Dolayısıyla orucun hem e, maddi hem manevi yönden bir koruma, bir kalkan görevi e, icra ettiği ortada, nitekim as cünnetin Cünnet'in hadiste var ya, evet. oruç kalkandır. Evet. Nasıl ki kalkan, savaşçıyı karşı taraftan, düşman tarafından gelen darbelerden, hücumlardan, ok, kılıç, kargı darbelerinden koruduğu gibi evet. oruç da insanı işte o kalkan gibi günahların darbelerinden, işte bir takım gayri ahlaki efendim e, rezil, e, tutum ve davranışlara duçar olmaktan korur, onu adeta melekleştirir. Adeta onu melekler alemine yüceltir. Tabii ki şartlarına uygun bir şekilde Eyvallah. eğer orucu tutabilirse yani. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Sevgili seyirciler, <laughs> Ramazan-ı Şerif'in bu mübarek gününde biz orucun bize farz kılındığı Bakara suresinin 183. ayetinin tefsirini yapmaya çalıştık. Rabbimiz Teala burada bizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi müminler olarak bize de orucun farz kılındığını haber verdi. Ve Resulullah Efendimiz ashabı ile birlikte hicretin ikinci yılından itibaren vefat edinceye kadar her Ramazan-ı Şerif'i oruçlu geçirdi. Oruç kalkandır buyurdu. E, oruç insanı karşılaşma ihtimali olan kötülüklerden, e, çirkinliklerden, hoşnutsuzluklardan, gayri ahlaki durumlardan korur buyurdu Peygamber <laughs> Efendimiz. Biz de orucu kendimize kalkan ederek, orucun bizde sağlayacağı bu ahlaki arınmayı, bu zihni arınmayı gerçekleştirmesi için adabına uygun olarak e, tutuyoruz. Rabbimiz inşallah bu ibadetimizi... Kendi vereceği ecirlerle mükafatlandırır. İnşallah bu ibadetlerimizi yarın yevmi kıyamette cennete o reyyan kapısından girmemize vesile kırar. Amin. Bu dualarla programımızı sonlandırıyoruz İnşallah. efendim. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.